Arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Hepiniz yepyeni bir Total War Three Kingdoms bölümüne hoş geldiniz efendim. Geçen bölümlerdeki mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. İhtiyar tilki Tao Chien'i güneyden atabilmek adına savaş ilanında bulunmuştuk. Savaşımız halen devam etmekte. Birazdan turu atlatıp savaşa devam edeceğim ve içimizde kalan bölgeleri alabilmek için Sıma Yığı'yı kullanıp birazdan Çiğ Dukalığı'na da savaş ilan edeceğim. Çiğ Dukalığı'na ilan ettiğimiz bu savaşın ardından muhtemelen himayesindeki bir adama daldığımız için sevgili Song Kralı küplere binip bize saldırmayı düşünecektir. Ama Song Kralı unutmamalı ki ona gıdayı ben sağlıyorum. Ben olmazsam kendisi aç kalır. Bakalım yani müttefikini yememe müsaade mi edecek? Yoksa Song Kralı da onunla beraber bana dalmaya mı gelecek bilmiyorum. Bu arada sıkıntılı olan topraklarımızdan biri Bağ Toprağı. Bu Bağ bölgesine bir tane askeri üs kurmayı planlıyorum. Bir askeri üs kurarsak burası gayet rahat eder. Ayrıca Nanmenlerden bizi savunan iki büyük ordumuz da burada durmakta. Her şey şu an yolunda gibi. Bir tur atlayalım. Gelecek tur ordulara falan bakalım. Bu arada YouTube'dan izleyenler videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezlerse çok çok sevinirim. Müthiş bir seri oluyor. Ben acayip keyif alıyorum. Barış yapalım, sana para ödeyeyim diyor. Sağ ol, senin burada toprağın kaldı mı? Kalmadı. Şöyle yapalım mı? Canım. Ben seninle barışırım ama sen de bana Julyang bölgesindeki Shuyang'ı ver. Shuyang'ı veririm ama diyor biraz zor veririm diyor. Niye lan? Neyi var bu Shuyang'ın? Bir saniye, bir bölge takasına benim tebaam ol lan. Aa, olurum diyor. Sağ ol, benim kölem olacak. Okey. Çok fakir. Sen lan salak Shuyang dükalı gitmiş gene Song Kralı'na tebaa olmuş. Abi gel, biz maymunlar güçlü olmak birlikte yapalım. Vallahi yatarız aşağı lan. Hiç şeyin yok mu, askerin ekipmanın yok mu lan? Ya ne biçim adamsın arkadaş ya, gel. Para ver para. 10.000 diyelim, 10.000'den düşelim. 98 altının mı var sadece? Abi sen ne fakir bir adamsın ya. Özellik garantisi vermeme gerek yok. Bırakayım kendi bokunda boğulsun diyeceğim. Ölecek salak. Ya sen git oğlunu ver. Adam gitti oğlunu verdi Liu Bei'ye. Gitti oğlunu verdi, gitti diğer adamlarını verdi. Ne oldu? İhanete uğradın değil mi? Kendini toplasa bari. Nereye kaçıyorsun, nereye? Senin kaçacak yerin yok. Senin yiyecek ekmeğin yok. Nereye kaçıyorsun? İçimdeki iki tane toprak Çiğ Dukalığı'na ait. Çiğ Dukalığı Tüccar Kongrong tarafından kuruldu. Vallahi sağ ol o kadar... Bütün çoluğunu, çocuğunu, çömbeleğini, en güvendiğin adamlarını... Herkesi verdim ve Çiğ Dukalığı'na. Ne yapacaksın şimdi? Gongsun Zan ulusu yok edildi. Bizim çocuklardan aralarında reşit olanlar falan da var. Yeni ordu gerektiğinde onları kullanırız. Bak şimdi abi, adamın aile yapısına bak. Oyun birazcık bazı konularda sıkıntı yapıyor. Misal Vei Dukalığı'ndan. Abi Saoren ve eşi, ulan adam karısını, usta karısını, oğlunu gitmiş Shuhan Dukalığı'na vermiş, tamam mı? Kızını da gelin olarak başka bir ittifaka vermiş. Mal. Ay, yapay zeka nasıl bu kadar kötü oynayabiliyor ben anlamıyorum ya. Şeyin yapay zekası kötü abi. Vei Dukalığı'nın yapay zekası kötü. Yani bir oyuncu götüyle oynasa bile o kadar kötü bir karar alamaz ya. Askeri altyapı kur. Asa binasını bas. Badonga da bas bunu. Sanayi binasını bas. Bölgelerimizin sayısı gitgide artıyor.
Şimdi sevgili Çiğ Dukalığına da savaş ilan edeceğim. Önce Tao Chien'i bir ortadan kaldıralım. Şu ordumuzu da Çiğ Dukalığının içine doğru bir yerleştirelim. Bunlara da dalıp savaş ilan edeceğim birazdan. Nereye kaçıyorsun kanka? Bir anlatsana. Anlatsana bir, nereye kaçıyorsun? Bir de kılıcı savurabildi mi? Bir de kılıcı savurabildi mi herif? Çok ilginç. Sadece 3 kayıp verildi bu arada. Çok iyi. Bizim imparatorluk okçusu basmamıza da çok çok az bir zaman kaldı. Hocam gidebilirsin. Gidebilirsin. Benim askere ihtiyacım yok. Birazdan Liu Yao'ya da dalacağım. Size de şöyle bir... Ha, birazdan buradan giderim. Shindu'yu alırım. Burada da bir buradan baskı uygulayalım. Shindu'nun iki toprağı bende. Gelecek el gider şehrini de alırım. Ben Doğu'nun tek hükümdarı olmak istiyorum. Bu arada arkadaki elemanın bizi arkalaması ihtimaline karşılık ne kadar mantıklı cümleler kurdum anlatamam. Oğullarımı ve kızlarımı, çocuklarımı sahaya koymalıyım abi. Çocuklarıma artık bir görev vermenin zamanı geldi gibi. Sao Hong. Ha, Sao Hong'u çağıramam. Sao Hong zaten bana hizmet ediyor. Efsanevi biri var mı? Bilmiyorum. Neyse şu arkaya da bir tane ordu toplamak lazım yani. Bizim gelecek tur Yuan Shao'ya verdiğimiz gıda desteği de bitiyor. Ağustos Prime'ın avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldin dostum, merhabalar. Desteğin için çok çok teşekkür ederim, eyvallah. Ablacım yok, savaşmadan gelişmem mümkün değil. Muhakkak savaşmak zorundasın. İhtiyar tilki Tao Chien nereden çıkacak acaba? Bir oradayım bir burada deyip böyle sağa sola adam kaydırıyor. Güzel güzel. Barış yapalım diyor. Bizimki kabul etmedi. Aa ne güzel, sen zaten Nanmenlerin cepheden uzaksın kanka. Kafana göre takılıyorsun değil mi? Adam ne güzel, Nanmenlerin cepheden uzak. Dağ adamları sana değil bana dalıyor. Keyifler yerinde tabi. Tabi benim de ona karşı keyfim yerinde. O da Liu Bei ile savaştı sürekli birebir. Ejderha pulları mı? Ulan o ne güzel zırh öyle. Şimdi bir saniye, şuradaki elemanlarımıza bir çeki düzen verelim mi? Hocam sizin daha iyi arbeletlileri basmanızı istiyorum burada paralı okçular yerine. Bölgeyi savunabilmemiz için bu gerekli. Teşekkür ederim. Buradaki askerlere de imparatorluk piyadeleri bastıracağım. Zira Nanmenler geldiklerinde onlara iyi bir karşılama yapabilmeyi arzu ediyorum. Şu orduyu da bir geliştirelim. Buradaki adamlar ejder pulunu giyebilecek kalitede adamlar. Allah'ım umarım birileri ihanet etmez ya. Ya adamların komutasına çünkü emanetine dünya kadar ordu veriyorum. Bu beni bir çekindiriyor. Hocam size ejder pulu zırhı armağan edebilir miyim? Ejder pulu zırh armağan ettim. Sizde ne var? Sevgili hocam. Ha, kurnazlık için bir tane de ok vereyim sana. Eyvallah. Tamam, Zankgen'in oradan adam geçmez artık. Buradaki adamlara da bir upgrade'leriz. Şuradaki adama sadece şey vereceğim. Normal adam vereceğim. Liu Yan'ın orada Liu Bei'nin adamları var. Pusu mu atıyor acaba? Ne arıyorsunuz lan burada? İkiz dingiller. Oo, Saoren burada. Ne arıyorsunuz lan benim topraklarda? Careful planning ensured victory. Tao Chien'e neden ihtiyar tilki diyorum? Çünkü kurnaz. Kurnaz bir herif ondan dolayı. Generalin kullanabileceği yetenek puanları mı var? Sayıhe. Sana ne verebilirim peki Sayıhe? Uzmanlık ve kararlılık. Ha! Bak bu skill onu duellocu yapacak. Bu skill onu duellocu yapacak. Duellocu olduğu için de kolay kolay savaş kaybetmez. Evlatlarından biri oğlum Sun Ye. Oğlum Sun Ye'nin içgüdüsünü iyice arttırdık.
Suni'ye daha kaliteli ekipman verelim. Bir türlü daha kaliteli at veremedik. Atlar çünkü kuzeyde yetişiyor genel olarak. Çok teşekkür ederim. Tam bir terazi, sağ olasın. Çok teşekkürler. Kullandığın emot da müthiş ya bu arada. Şimdi çok güzel bak. İpek yolu seferleriyle beraber artık bizim elimizde imparatorluk arbeletçileri basma gücü var. Yani yeri geldiğinde ordumuza imparatorluk arbeletçilerini basacağız. Ve imparatorluk arbeletçileriyle beraber hareket edeceğiz. Zanke topraklarındaki paralı asker binasını da geliştiriyorum. Her şey gayet yerli yerinde gözüküyor. Şimdi burada bulunan orduya Linhai bölgesini alması emrini veriyorum. Sıma'yı artık bu fight'i yapıyor. Ne bekleyeceğim ulan? Haince bir hareket yapmak üzeresin. Ticaret anlaşmasını iptal etmedik mi biz bu herifle? Eyvah. Peki şimdi dalmak için kaç turumuz var acaba? 5 tur bekle diyor. Bekleyelim. Yani kamp kur burada bekle hocam. Kamp kur bekle. Bu iki bölgeyi alacağım. Ya içimde şey barındıramam. İçimde düşman barındıramam. Ama ne güzel uyardı oyun. Haince bir hareket yapmak üzeresin diye. Hocam buradan Shindu'ya doğru gidilecek. Buradan Shindu'ya doğru gidilecek. Siz de şu bölgeyi bize verin. Kıl payı zafer mi? Neden? Abi de meydan muharebesinde kıl payı zafer. Abi hiç sanmıyorum bu arada. Generaller? Tırt. Tırt. Tamam. Onlar mı üzerimize gelsin, biz mi üzerlerine gidelim? Gece vakti dalalım. Düşman ordusunun morali de azalsın. Bu okçular 220 adıma sıkıyorlar abi. Bize karşılık bile veremeyecekler. 220 adıma hafif hafif ilerleyeceğiz. Kıl payı zafer mafer değil hocam. Kimse giremez içimize. 220 adıma girip tek atacağız heriflere. Kendi emotum. Müthiş bir emotumuz var. Hakikaten çok güzel tasarlamışsınız. Aç bırakmaya gerek yok ya. Onlar gelsin. Biz onların icabına bakarız. Tek korktuğum benim gelinlerimden biri. Şu gelin var ya. Bu hatunun armoru yok abi. Ondan korkuyorum sadece. Ama yönettiği okçular 220 adıma kadar sıkıyor. 220 adıma kadar sıktığı için başımıza bir sıkıntı gelmesi mümkün bile değil. Okçuların tamamı yerinde kalıyor. Atış serbest. Tamam, çok iyi. Şimdi şöyle yapacağız. Bu ordunun en önden dağılmadan ilerlemesini sağlayacağız. 220 adım vuruluyor zira. 220. Müthiş bir şey. Şimdi arkaya piyadeleri vereceğiz. Ne şekilde vereceğiz piyadeleri biliyor musun? Şimdi bir kere bunlar 3 numara. Bunlar atlılarla bir millete horon teptirecek. Ama bizim birlikler şu şekilde ilerleyecekler. Bir tane yanda, tamam mı? Bir tane bu yanda. Dar koridorda tutalım kendilerini. İki tane darda. Şöyle alalım, daha rahat yerleştiririz. Sonra konumlarız oraya. Tamam, iki tane yanlardan flank atarlarsa diye. Kalanları da arkaya yığılsın. Şöyle. Şu şekil. Peki. Bu ordu komple 2 numara. Kal burada. Formasyonunu hiç bozmadan ilerleyecek bunlar. Mevzu çıktığında, adamlar üzerimize doğru ilerlemeye başladığında ki 220 adımlık bir koşu menzilimiz var. Adamlar bu 220 adımlık mesafeyi tepene kadar biz bu piyadeleri geride tutacağız. 220 adımlık mesafeyi geçtiklerinde bu adamları öne alıp kalkan duvar çektireceğiz. Okçular sıkmaya devam edecek. Atlılarla da Allah ne verdiyse gireceğiz zaten. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sevgili Redalian Misstep.
Nick'ini yanlış okudum. Kusura bakma. Yo, yayınları bırakmak gibi bir niyetim yok. Montaj. Yani ben yayınları bırakacağım. Yok efendim, hiç keyif almıyorum falan filan. Yayınlarda edilen küfürler montaj abi. Öyle bir şey yok. Hepsi montaj. Kesinlikle akıl sağlığımı yitirmiyorum zaman zaman. The Kong montaj, montaj kanka. Montaj onlar. Hepsi montaj. Ya baba, şimdi bak, dediğim gibi bazı şeyleri söyleyemiyorsun. İçine dert olan şeyler oluyor, tamam mı? O içine dert olan şeylerle beraber böyle bazı konularda birikmişlikler olunca sıkıntı oluyor paşam ya. Yani misal bak, dün ben çok asabiydim. Niye çok asabiydim kanka? Tabii ki insanlara karşı sinirli davranmanın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Minik bir öfke yansıtma sorunumuz vardı. Böyle hani mücadele etmekte zorlandığım, kabullenmekte zorlandığım bir şey vardı. Şimdi söyleyip hani ajitasyon yapıyor dedirtmeyeyim kendime. Ondan dolayı biraz asabiydim. Bugün biraz daha sakinim. Akşama doğru yine deliririz. Sorun yok bence. Bak bu arada adamların, okçularının en babası 200 adıma sıkıyor. Biz 220 adıma sıkıyoruz. Adamların piyadeleri önde. Ve farkındaysanız atlı birliklerinin sayısı çok az. Yani bu ne demek? Bizim okçular 220 adıma sıkmaya geldikleri zaman hiçbir şey yapamayacak bu adamlar. Üzerimize doğru geldiler diyelim. Hemen piyadeleri öne süreceğiz. Atlıları da devreye sokup içlerinden geçeceğiz. Ok atışına maruz kaldıkları an çünkü dalacaklar bize. Tabi canım, hepimiz insanız. Hem psikolojik danışmanım hem yayıncı, her zaman yardıma hazırım. O, çok teşekkür ederim. Allah sabır versin öncelikle. Yormuyor mu ya psikolojik danışmanlık? Müthiş bir meslek bu arada. Müthiş bir meslek. Yayın hayatınızda da başarılar dilerim. Hemen bak, düşman ordusunun morali, gece savaşa girmenin avantajı. Adamlar zar zor ayakta duruyor, anladın mı? Böyle şey gibi hani, bir iki tane IQ'su kalmış gibi herif yattı yatacak aşağı. Ve üzerimize gelemiyorlar. Ne yapıyorlar? Ormanın avantajından faydalanmaya çalışıyorlar. Ah bir ateşli okçularım olsaydı. Cayır cayır yakardım lan karşı tarafı. Vallahi cayır cayır yakardım karşı tarafı ha. Bir adım daha ileri. Bir adım daha. Çok değil. Bir adım. Atlılar hemen burada hazırda bekleyecekler. Şimdi sağdan flank atarlarsa sorun yok. Soldan flank atarlarsa Allah yardımcımız olsun. Hocam dizin adamları. Ya istediğin kadar ayır. Orası adam sürüsü zaten yani. Peki bir şey soracağım. Var mı düello edecek delikanlı? Kızımla kapışabilecek? Yok abi, hepsi saklandı diyor. Hafiften üzerimize doğru geliyorlar. Piyadeleri öne çıkarmanın zamanı. Piyadeler yürüyün. Atlıları parçala önden. Piyadeler yürüyün. Gerçek 2 numara. Biraz geri çekil. Gerçek 2 numara neyse, diğerleri sahte gibi. Öndekiler. Kalkan duvar. Yandakiler çember. Neden yandakiler çember? Etrafına toplanabilirler çünkü. Hepsi çember. Hepsi çember. Hepsi çember. 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 Çok kalabalık. Karşısı çok kalabalık. Orayı anca çember açar. Arayı çember açar anca orayı. Tamam, şurada bir minik bir fight var. Hadi bakalım. Abi gördüğünüz gibi çember hepsini hallediyor. Şimdi okçuların burada yem olmamasını sağlamak lazım. Yaklaştırma onları. Yaklaştırmazsın onları. Kaçtı, kaçacak. Sık iki tane daha. Vur. Sen ağır arbeletçisin. Tamam, çok güzel. Kaçtı. Okçular sağlam. Okçular sık. Hanımefendi hayır. Siz değil, siz değil, siz değil. Güzel, 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 güzel. Okçuların şu kilitlenmeyi de açalım. Tamam, çok iyisin. Arkadaki okçuları temizle. İmparatorluk askerleri burayı halleder zaten. Çemberi boz. Yan çembere yardıma koş. Çember boz, yan çembere koş. Atlıları biz burada saldık ama. Bir skill atar mısın?
At bir bakayım kimin kızısın görsünler. Hop! Baba Fingo 30 kill. Hadi. Allah bereket versin. Hop 30 kill hocam. Çok iyi. Çok iyi. Arkalanacaksınız. Hemen dön. Hemen dön. Hemen dön. Hemen dön. Onlar dandik piyade. Hemen dön. Çemberi boz. Gir. Çemberi boz. Gir. İki numara. Ateş etmeye devam et. Ve kovalamamayı öğren lütfen. Şuraya gel. Şuraya gel. Kovalamamayı öğren. Sen sen. Ha bitti. Savaş bitti. Kovala. Atlılar kovalasın. Evet, atlı birliklerimizden biri gümbürtüye gitti. Çünkü ben o ara piyadeleri kontrol ediyordum da. Hocam geri dur. Bir numara. Çemberdekiler kıpırdamıyor bu arada. Bir numara gel. Öne kalkan duvar açtıracağım sana. Bak bunlar bu arada imparatorluk askeri. Asla kaçmazlar. Çok teşekkür ederim. Samimiyim. Her zaman yanınızdayım. Çok teşekkür ederim efendim. Yoruyor şu an. Yüksek lisans yapıyorum ama mesleğimi seviyorum. Başarılar dilerim. Ya zaten insan için en önemlisi sevdiği mesleği icra etmesi. Zira ömür dediğimiz kısa gelip geçiyor. Ve hani günün sonunda sadece yanımıza yaşadıklarımız kalıyor efendim. Öyle değil mi? Güzel anılar biriktirmek. Bu anılara bir yenisini eklemek. Vakit varken sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek falan önemli. Yayın açam. Ana bacılara sövmemiş. Yo ben öyle bir insan değilim abi. Montaj. Ben küfür kullanmam abi. Montaj yani. Bizde küfür yok. Değil mi Mete? Hanımefendi iyi vurdu. Sallantıyı ben hissettim. Teşekkür ederim. Güzel vurur. Kimin kızı? Kimin kızı? Güzel bu arada. Çok müthiş bir savaş kazandık. Tek kaybımızın atlılar olduğunu tahmin ediyorum. Yaklaşık olarak 1083 kişi girdiğimiz savaşta 1008 askerlik bir mevcudiyetle ayrılıyoruz. Yani baktığınız zaman bu durumda sadece 80 askerlik bir bölüğe tekabül ediyor bu arada. Bir bölüklük bir kaybımız söz konusu. Karşı tarafınsa 1482 askeri var ve bu bir bölge savaşı olduğundan mütevellit, bir işgal saldırısı olduğundan mütevellit kaçanlar sağ çıkamayacaklar. Kıl payı mı? Saçmalama lütfen ya. Saçmalama lütfen. Kızımız 142 kill almış bu arada. Kesinlikle çok doğru söylediniz. Teşekkür ederim efendim. Montaj ya. Mete. Abi bu arada nasıl kıl payı Zefer? 63 adamlık kayıp vermişim. Bazıları da kaçmış. Bazıları da tepeyi terk etmiş. Bu mu kıl payı oyun? Peki abi. Bu mu kıl payı? Bu kıl payıysa... Bu kıl payıysa diğerleri ne canım? Hocam gıda alalım. Yemek değil de gıda alalım. Buradan aşağı yollayacağım. Buradan buraya yollayacağım. Bu taraflarda çok fazla adamı kalmadı. Sevgili Tao Chien'in. Shanxi'dir. Liu Yan'dır. Buradaki elemanları da kaldıracağım ortadan. Hemen aramızdaki ateşkesleri bozuyorum ki turlar içerisinde dalabileyim kendilerine. Bakınız bu arada Wu bölgesi, Dongwu bölgesi, imparatorluğun güneyi komple bizim hakimiyetimizde. Zannediyorum ki şu an için imparatorluğun en güçlü krallığıyızdır. Ama yanlış biliyordu olabilirim. Sevgili Meriç Kandemir, Karamamba'nın aboneliğini yenilemiş efendim. Çok teşekkürler. Hayır, montaj. Sarı türbanlı isyanıyla oynayabiliyorsun tabii ki Üskufcum. Ama yanılmıyorsam DLC ücreti var. Montaj onlar Mete ya. Nerede oğlum ben? Nerede küfretmişim ya? Nerede şey yapmışım ya? Hepsi montaj. Ben hep tatlı tatlı ponçik ponçik yayınımı yaptım. Efendim sevgili Berat, 4 ay oldu bile nice aylara babuş demiş. Teşekkür ederim Berat. Sağ olasın. Aha, son krallığı bize daldı. Lan birinci buymuş. Birinci buymuş. Kanka gelsene yardıma. Yo ittifak savaşı değil, hayır. Birebir. Abi bana yardım et diyor Chi'ye karşı diyor. Geldim. Ama gelirsem şey olacak, gelmezsem sao sao. Zaten herkes bize dalıyor. Güvenseler ne, güvenmeseler ne. Hain diyecekler bize. Push diyecekler.
ırz düşmanı diyecekler ama... Kanka sen bizim başımıza bela mı geldin ya? Vallahi başımıza bela gelmiş ya. Oğlum sen hainsin, ben anladım. Sen hainsin. Bütün herkesi bana düşman etti. Abi. A productive meeting. Consider and discuss. Çağır çağır. Çağır, daha kaldı mı? Çağır. Kalmış. A productive meeting. Sana lanet olsun ya. Ya seni müttefik diye aldığım günün hani böyle yani şaşkınım, nereden baksan şaşkınım. Geldi görümce gibi lan. Adamın görümce skilleri var böyle. Geldi abi, ortalığı karıştırdı. Tabii. Oh maşallah maşallah. Bir de Tao Chien tarafı da kalabalık. Beyler biz burayı savunurken var ya, naneyi yedik. Herkesle savaştayız anasını satayım. Herkesle. Bir ordu daha kurmak lazım. Geldi abi görümce gibi, ortalığı karıştırdı gitti. Vallahi bak. Dağ adamlar, oğlum benimle aranızda bir münasebet yok işte. Hop lan. Dağ adamları geldi, orduyu dibime fark etti. Çok iyi. Çok iyi oldu hocam. Hocam çok iyi oldu hocam. Yani ben de tam diyordum ki 1 vs 300'ümüz nerede? Ben çığlık atmaya gidiyorum. Görüşürüz. Tutarız ya. Tutar. Lan bunlar kim ya? Gemiyle geliyor. Nereden çıkarma yapacak? Gemiyle buradan gelecek. Buradan geldiğine göre ne yapacağız? Biz onu Poyang'dan Gunchan'da karşılayacağız. Kim karşılayacak onu? Oğullarımdan Yuan Jue, torunlarımdan. Torunum Yuan Jue'yi, diğer torunum Sun Yin destekleyecek. Sun Yin'in yanına da Yang Feng isimli bir kahramanı vereceğiz. Beyaz Dalga Cenk Bey'i. Gel. Önce hepinize bir ekipman. Hiçbirinin de beyni yok ki. Kanka şöyle bir zırh mırh giy. Ne item var, ne bir şey var. Hiçbir şeyim yok. Kanka sana verebilecek bir şeyim var mı? Fazla zırh giy, fazla zırh. Bak sana bir ünvan vereceğim. Sen bundan sonra sarmallı ejderhasın, tamam mı aslanım? Sarmallı ejderha, gel. Hocam size o imparatorluk arbaletçileri basabiliyorum artık. Tabii beni burada kolay kolay dövemezler. Hocam size şöyle bir şey talep edeceğim. İmparatorluk askerlerini alınız lütfen. Asker bas. İmparatorluk askeri. Param yok, basamıyorum. Tao Chien yarım yamalak bir orduyla geliyor ya. Bence bize girişmeye çok cesaret edemez. Para eksi 3000 kaldı. Niye? Kalmadı çünkü. Bu bize savaş ilan ettiğine göre hemen gidip şu Çiğ Dukalığı'nın kentini alalım. Çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor var ya. Güçlüsün, kuvvetlisin, yaparsın. İnşallah. Biz de öyle düşünüyoruz. Dar koridora kendim girmem. Tuzağa düşüyorum ben. Dar koridora girmem, tuzağa düşürüyorlar beni. Smayi'ye suikast düzenlemeye çalıştılar. Allah'tan ki kurtuldu. Çok sorun yaşardık var ya. Güney Jiye'nin de tamamını alacağım inip aşağı. Sevgili hocam şu bölgeyi bana verirseniz sevinirim. Sizi bir kuşatalım. En olmadı içeride aç bırakacağız. Gidelim Shindu'yu alalım. Hocam burayı da aç bırakacağız en olmadı. Barış yapmayı denesen. Az önce savaşı ilan ettik ama. Nasıl barış yapacağız ki? Yani pek olası değil. Tabii ki senin için deneyeyim ama. Az önce adam bize daldı. Yani eksi 83 diyor. Neden? Çünkü savaş yeni başladı. Yorulmadı ki herif.
Öncelikle adamın bir yorulması gerekiyor, yıpranması gerekiyor. Hani yenilgi almadan, mağlubiyet almadan adam geri çekilmez çünkü. Öncelikle onu şey yapmamız lazım, geri çekilmeye ikna etmemiz lazım. Bu arada burada rahatız sevgili arkadaşlar, bir sıkıntımız yok. Savaşta mısın benimle? Kral Menku savaşta değil. Niye benim topraklarımdan geçiyorsun emmi? Hayırdır? Hadi bakalım, gözüm üstünde çökerim tepene. Aa, bir saniye. Seni dövemiyor muyum bu orduyla? Abi şu orduya bir çeki düzen verelim diyeceğim de para mı var? E tamam, o zaman ülkeyi vergilerle boğmanın zamanı geldi. Hazırlanın. Geliyor bir tık. Tuttunuz mu? Tuttu, tamam. Linhai falan daha yeni yeni eyaletler var ya. Yoksa köklesem... Ha, köklesem yerinde duramaz. Ondan dolayı köklemeyeceğim. Şimdilik bir tık. Şimdilik bir tık vergi. Sonra kök. Sonra kök. Bizde. Bizde vergiden kim ölmüş? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Vergiden kim ölmüş abi? Savaş dönemi. Yapacak bir şey var mı? Yok. Sevgili LoL sevmeyen... LoL. LoL sevmeyen adam Prime'ın avantajıyla ikinci ayında. Canım benim, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eyvah, Yuan Shao adamlarını yolladı abi, Song Kralı. Adamlarını yolluyor. Ulan Sao Sao, ulan Sao Sao. Bütün belayı, bütün musibeti başımıza getirdin lan. Şimdi Xindu bölgesini alır muhtemelen ihtiyar. Biz de torunlara verdiğimiz orduyu bir kuvvetlendirelim. Kanka öyle içimde geziyor herif yani, bir korkuyorum ama... Bana bir yerden tanıdık geliyor. Mete gelmesin Mete. Sayıma o ticaret anlaşması yapak, para vereyim diyor. Param mı var? Tabii ki ticaret yapacağız. Abi biz müttefik bulmamız lazım bizim. LoL videosu gelir mi? Abi ben oynamıyorum ki. Daha doğrusu oynamayı beceremiyorum ki. Ha, Demir 3 izlemek istiyorum diyorsun. Başımla beraber ama. Benim kabiliyet belli. Benim kabiliyet beni şeye kadar taşır işte. Göt çontası 2 ligine kadar taşır. Ötesini bilmiyorum. Size katafrakt verebiliyor muyum beyefendi? Veremiyorum. O zaman katafrakt veremiyorsam size de imparatorluk mızrakçısı verelim. Şöyle. Bir tane daha full ordum olacak işte. Atlısı yok ordunun. Onu da idare edeceğiz artık ya. Yani İmparatorluk atlısı gelene kadar idare edeceğiz. Buraya doğru ilerleyip şunu avlayabiliyor muyum? Avlayabiliyorum. Xindu'da ne var abi? Xindu'nun Wuhu bölgesinde. Adam var. Askerleri koşturup içeri soksam. Çok riskli lan. Dalmaya cesaret edebilir mi acaba? Ya edememesi lazım. Mantıken bunu da getirse... Edememesi lazım ama ah bir keşke daha fazla askerim olaydı. Neyse bakalım, biraz riskli bir hamle yaptık. Linhai bölgesini alabilir miyim? Hocam teslim ediniz lütfen, teşekkürler. Evet efendim, imparator ilan ettik kendimizi. Artık bir imparatoruz. Ve imparatorları sevmezler. Allah, Shang-Chi'ye kadar herkese dalacağım ben burada. Hocam o yüzden buradan hemen Tao Chien'in kentine doğru. Vay, ordusu var burada. Ordusunu kaçırır muhtemelen. Aç bırakırım bunları. Büyük ihtimalle ben bunları aç bırakırım çünkü... Ha, arkadan ordu geliyor diyor. Cesaretin varsa gelsene. Kapının önüne pusuya yatarım. Kapının önüne yatarım chat. Garnizondaki adamlar bunlara yardım edemeden önce bunları yer, sonra şehre dönerim. Zamanında bu taktiği az yapmadık yani. Taktiği yapmışlığımız çok. Taktik bizde. Xindu. Xindu bizde mi? Xindu de bizde. Kır koçbaşıyla. Kır koçbaşıyla gir içeri. Hocam eyvallah. Artık Xindu eyaleti de bizim. Saçma bina var mı burada? Yok, ticaret geliri, nüfus artışı. Nüfus artış binası saçma. Bunu yık.
Onun yerine sanayi binası basacağız. Ticaret. Bu ne? Şu ticareti yık. Bunun yerine de şey basarım. Askeri bölge basarım. Ölmeyelim diye. Bir ordumda daha hareket var. Liu Yan. Gel buraya. Baba burayı iyi tuttuk da işte insan yine güvenemiyor ya. Şu 8 asayişi alacağım ama alamıyorum. Para yok. Ya buraya iyi tutunduk. Burada bize kimse zarar veremez de. Oha! Mekanlardan birini terk mi ettiniz lan? Vay be. Burada sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Buralar kendini tutuyor. Yani kapı emniyette, anladın mı? Doğu kapısı emniyette. Güney'in doğu kapısı. Ama şu herife güvenemiyorum yani. Bu adam beni bir arkalarsa sıkıntı yaşarız. İttifak olak mı lan? Olmam diyor. Askeri anlaşma ve ateşkes var. Konfederasyon olalım. Olmaz diyor. Yemek açısından fakir. Bizde de 148 birim yemek var. Ya fakir dedi ya, o kadar da fakir değil yani. 50 birim yemeği de satsan hiçbir işe yaramıyor. Bizim 148 birim yemek var. Savaşta olmadığımız kim var? Liu Chong var. -26. Oğlum sen ölmüşsün ki. Welcome friend. Seninle beraber biz kimle savaşıyoruz? Şu Han Dükalı'yla. E git de bari Liu Bey'i darla al. Buna ben 50 birim yemek versem mi vermesem mi ya? Konfederasyona gel, bana katıl. Katılmam diyor. Şu silahlarını bir ver. Bizde de ekipman yok ki doğru düzgün. Silahlarını bir ver. Her turda düzenli ödeme olarak 1000 ver. Ben de sana şu 50 yemeği vereyim. 50 değil de 48 yemeği vereyim. Her tur düzenli olarak ne kadar ödüyor biliyorum bana? Oha. Ulan her tur 2-300 ödeyebilecek mi? Ödeyemeyecek. 2-200 ödeyebilecek mi her tur? Güzel. Yemeğim çok. Ne hem silahlarımı alayım, hem müttefikim aç kalmasın. Hem de her tur müttefikimin parasını alayım. Her şey çıkar ilişkisi baba, yapacak bir şey yok. İki tane de silah almış oldum bununla beraber. Lin Hai'yi az önce yağmaladık. Az önce elimize geçti bu bölge. Bunu yık. Bu ne? Zanaatkar atölyesi. Yık bunu, başka bir şey basarız. Sanayi binası var. Balıkçıyı onar. Şunu da yık, başka bir şey basarız. Bunu onar. Halledilir. Orası her türlü halledilir. Bura kuşatıldı. Shindu alındı. Buradan gidip Liu Yao'yu da darlayacağım tabii ki. Bu eyaleti komple almış olacağız işte ya. Wu bölgesini komple almış olacağız. Hadi bakalım. Müttefik olduğuna emin misin? Sanki adamı bir tık dolandırdın gibi. Ya şimdi şöyle. Abi oyunda herkes tek, tamam mı? İşin aslı bu. Dost gibi gözüktüğün adama bile kazık atacaksın. Ben ne yaptım şimdi? Adama yemek verdim. Yemek vermeyip açlıktan süründür edebilirdim. Yemeği verdim. Niyetim de şu. Yemeği alsın. Dayansın. Tamam mı? Savaşlarda falan dayansın böyle. Sen boku yedin bu arada. Bu şehirdeki adamlar gelene kadar ben içinden geçerim. Sen ayvayı yedin. Niye savaş kıl payı zafer gösteriyor ya? Ben bunları çok pis yerim. Hocam ben bir minik lavabo molası verip geleyim. Merak etmeyin, bölüm arası vermiyorum. Bunları paket edeceğim abi. Bunları paket servis edeceğim. Birazdan buradayım. Ya bu arada dediğim gibi yani adama yemeği verdim. Adam ölmeyecek. Daha fazla yoracak düşmanı. Şimdi ölse yoramaz. Besliyorum ki çarpışsın, yorsun. Geliyorum efendim. Birazdan buradayım.
Geldim efendim. Valla nasıl olayım? Gayet iyiyim. Şey gibiyim böyle. Suya atılmış aspirin gibi. Fokur fokur. Başlat bakalım muharebeyi. Bu arada adamların elinde atlısı yoktu. Siz de zaten analiz yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Cesur olun. Tarih bizim yanımızda. Dayı Chinzu. Ağzına sağlık. Bu arada oğlunu babasına karşı savaştıracağız. Umarım bir sıkıntı yaşanmaz. Sevgili arkadaşlar, şimdi Atakır taraf onlar. O yüzden biz defansa çekilebiliriz işin açığı. Ve bilemiyorum defansa nerede çekilsek. Ben bu adamların üzerine saldırmaya da gidebilirim de şuralar çok ormanlık. Şu köşe bizim için uygun gibi sanki. Kaçma, gel. Hizalan buraya. Şöyle çaprazlama. Buradan sık. Piyadelerimiz burada bir numarada. Örneğin kalkan duvar formasyonunda. Şöyle bir dursunlar. Adamların zaten atlı birliği yok, bir şey yok. Kimseyi kovalama. Sen de sıkarken kimseyi kovalama. Hanımefendi 4 numara. Dursun burada. Buradaki atlılar da 3 numara. Ulan var ya, keşke gerilla mevzilenişleri olsaydı ya. Atlıları da burada gizleriz ormana. Bir sıkıntı olduğunda çıkarırız dışarı. Hocam şuraya 2 tane kule dikelim. Önlerine 2 tane şey çekelim. Go. Karşıda. Oğlum çok bağırdın lan, dur. Hiçbir şey yapamazlar. Hatta biz bile onları pataklarız. Peki iki ordu birleşip bize öyle mi dalacaklar? Yoksa bütün halinde mi dalma niyetindeler? Hmm, anladım. İki ordu birleşip öyle dalacaklar. Bir tane atlı birlik gördüm. Atlıları neredeyse yok diye biliyordum. Adamlar şehirden çıkıp gelecekler bu arada. Şehirdeki garnizonu yiyorlar. Yani bu savaşı kazandığımız takdirde bu adamların komple defterini düreceğiz. Dediğim gibi okçularım 220 adıma kadar sıkabiliyorlar. 220 adıma kadar sıkabildikleri için düşmanın pek bir şansı yok. İzin verelim. Adamlar bir araya toplansınlar. Öyle dalsınlar bize. Onlar bir araya dalıp toplanırken bir yandan da yol yapacaklar. Tabii ki orduları yorulacak bir parça. O okçuları falan tırt. Tırt 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 tırt. Her şeyleri tırt adamların. Peki. Buradan gelecekler. İlk temas şurada bir yerde kurulur. Eğer atlılarıyla flank atmaya kalkarlarsa bizim koca bir ordumuz var burada. Koca bir atlı ordusu. Her türlü hallederiz herifleri. Elemanlar nerede acaba? O bir atlı da şehirden geldi galiba. Bunlar şehirdeki adamları geride bırakıp mı ilerliyor acaba? Atlıları bir şu ormana doğru götürelim mi? Bu katafrakları da bu arada bundan sonraki teknoloji ağacında ilerleyişimiz muhakkak ki imparatorluk askerlerine olacak. Oha! Lan armutlar! Harbiden arkadaki orduyu geride bırakmışlar. O orduların kafada general yok, farkında mısınız? Gayet farkındalar. Peki. Ben onları yiyeceğim ki. Ham yapmaya gidiyorum ki. Ha bir saniye. Hepsi buraya mı rotasyon atıyor? Hocam siz şuradan bir hücumu çalın. Your form needs improvement. Your words are as pathetic as you are. Bizimkiler de burada bir atışı başlatsınlar. Atlı var mı? Düşmanın atlısı var. Düşmanın atlısını del direkt. Bütün okçular düşmanın atlısına doğru hararetlensin. Bak bak, bizim iki tane lord en önden gidiyor. Kızım ve kızımın eşi, damadım. Hiçbir şeyden de korkuları yok ha. Ey maşallah. Tamam. Şuradan dön buna çak. Dön buna çak. Gel. Parçala bunu. İki numara ne yaptı? İki numara buraya gelemeden atlıları coşturdu. Şimdi sıra diğer atlı grubunda. Diğer atlı grubunda abi. Gelemeden adamlar indirin. Canım sağ ol. Gel.
2 numara vur kaçın açık. Parçala şunları. Merak etme, onların üzerine saldım bir tane adam. Ya da bir saniye, atlılar içinize girip sizi dağıtmasın. Gel buraya. Bizimkiler ne yapıyor? Yürü. Yürü 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 yürü. Tamam, yakaladıklarını parçalıyorlar. Adamların destek ordusunu hiç ettik bile. Siz ikiniz kılıç çekin. Girin bunlara. İçinizdeki atlıyı falan bir bitirin. Abi sizler ağır arbeletçisiniz. Kılıç çek, gir. Ateş edebilenler etsin, edemeyenler kılıç çeksin. Ha, kılıç kalkan çekip indirebilirler abi bu arada. Bunlar ağır arbeletçi. Yani eyvah, piyadeler geldi, öldük bittik yok. Bunların kılıçları da var. Bunların kılıçları bizden daha iyi. Dal. Tamam, adamlar pes etti. Tekrar oka geç. Sık bunlara. Dön buraya. Atlıları kontrol edemedim ki o ara. Şu hanımefendi gelip bunları parçalasın. Sen. Siz 4 numarasınız. Bu hanımefendi 5 numara. 4 numara bunların peşine. 3 numara bunları patlatacak. 4 numara burayı kestikten sonra okçuya gidip diğerlerine yardıma dönecek. Piyadeler ne alemde? Piyadeler gayet iyi durumda. Okçularımız falan gayet sıkıyor. Güzel. Dön. Dön vur. Dön vur. Dön vur. Dön vur. Bizim adamlar imparatorluk şey abi. Bizim adamlar imparatorluk askeri. Ya imparatorluk askerleri burada, imparatorluk askerlerini yamultamazlar. 3 numara burada mücadele veriyor. 4 döndü, orayı kırdı. Dal buraya. Ardından yardıma geleceksin ki yardıma gerek bile kalmayacak muhtemelen. İndir şunları. Güzel. Bu arbeletçiler de serbeste kaldı. Sık. Sık buradan. Yürü adamların üzerine. Sar etrafını. Diğer imparatorluk piyadesine yardıma git. Bir adamımızı da şuraya doğru gönderelim. Yürü. Yürü yardıma. Yürü yardıma. Çok iyi. Bu piyadelerin de kılıç hünerini bir ortadan kaldıralım. Okçuların. Bizim atlılar burayı yemiş. 4 numara da burayı yemiş. Geriye kimse kalmadı. Ha, tower'ı falan alamaz onlar. Ne oldu? Ne kadar kayıp verdik? Verdik yine biraz ya. Verdik yine biraz ama olsun. Sağ olasın Hybrid. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ha, bizim okçular geri sıkmaya devam edebilir. Oğlum, bizim atlılar falan ne güzel kill aldı öyle. Kıl payı zafer sayabilir. Hiç önemli değil. 121 kill damadım almış. 63 kill kızım almış. Atlılar çok güzel kill aldı. Piyadeler güzel kill aldı. Ama ağırlıklı olarak geri çekildiler yani. Şey yapmadılar. Muhtemelen ölmez ama bayağı güç kaybeder. En azından şuna seviniyorum. Garnizon bitti yani. Garnizonun çok çok az adamı kaldı. Gelecek turda aldığımda alacağım herifi. Wu Chen. Ya o kadar iyi savaşmadın. Sen kimlerdendin ya? Tao Chien'den. Gidebilirsin. Liu, sen de gidebilirsin. Adam size bağlılık yemini de edebilirim dedi de gerek yok ki. Kral Menku, ne arıyorsun bizim aralarda ya? Adamlar bizim araya dereye giriyor. Hocam bu arada mevzular sıkıntı. Adamlar kalabalık. Ortalık karışıyor. Yozlaşmış yetkili. Ne diyor? Kuşatma devam ediyor. Ha. Ha, adam diyor ki bana diyor 5 tur para ver, kapıları açayım diyor. La bana ne? Senin para vermene ihtiyacın mı var? Şimdi oğlum. Shindu şehrine giriyorsun. Shindu şehrini savunacaksın. Ne Tao Chien ne de Qi Dukalığı'nın diğer adamı. Burada gördüğün Wuhu şehrini senin elinden alamaz. Wuhu! Güzel şehir adıymış ya. Buraya bir askeri altyapı kuralım.
Buraya da devlet atölyeleri kuralım. Bununla beraber şimdi onun oradan hemen Danyang'a doğru ilerleyeceğiz. Amacımız dediğim gibi bu adayı komple bizim denetimimiz altına geçirmek. Danyang'a alabilir miyim? Parçala. Ya yukarıda torunlarım kendine gelir. Zaten ellerindeki ordu imparatorluk ordusu. Peki bir saniye, kaç tura kendine geliyor bu ordu? 4 tura. Ha okey, tamam. Ya bu orduyu buradan kolay kolay sökemezler de. Oraya bir yardıma gitmek lazım. Sıma'yı, komutayı tekrar devral. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Bizim buralar emniyette zaten. Bizim buralar iyi. Abi buraya daha iyi bir yer bas. Gıdayı bas ya da gıdayı basma. Şuradan balıkçı limanını büyüt. Bu adamları buradan çıkarıyorum. Burası gerçi sınır cephesi ama buradaki iyi askerlere diğer tarafta ihtiyacım var. Buraya şöyle minik bir ordu kuracağım. Minik bir ordu. Hepsi mi stratejist ya benim torunların? Tipe gel. Full savaşçı aileden. Bir tane şey doğmadı mı? Savaşçı doğmadı mı? Hep mi doğanlar stratejist? Vallahi doğanlar hep stratejist. Tamam o zaman. Kızım Sun Wanshu önderliğinde, torunum Sun Wanshu önderliğinde, diğer torunum Yuan Yuzhen ve Sun Juzu. Hepsi de şey, stratejist. Abi 3 hanım torunumu da buraya koydum ama kendilerine düzgün ordu vereceğim. Abi imparatorluk askerleri ve imparatorluk arbeletçilerinin koruması altında. Onlara kimse zarar veremez diye tahmin ediyorum ama bakalım. Bakalım abi. Zaman gösterecek her şeyi. Bizim buralarda durum ne alemde? Ha, sevgili Sıma'yı Güney Jiyan'ı komple kontrol altına almaya gidiyor. Kongrong'un elinden alacak. Haydut Kral. Komutayı Haydut Kral mı alsa burada? İyi, Haydut Kral alırsa formasyon biliyorlar gene. Haydut Kral isyancıları yenip düşmanın üzerine ilerlemeye devam edecek. Safa selamlar, teşekkürler iyi yayınlar dileğin için, çok sağ ol. İndir sarı sarıklıları. Buradan devam et. Niyetimiz burayı almak. O kızım daha seviye 6 iken böyle dövüşüyorsa. Kalp arayan. 10.000 saldırı. Bu neymiş ya? Abi 10.000 saldırı ne? Şehri alabilir miyim? Bunlar da yardıma geldiği için ölecek. Ekstradan oraya ordu götürmeme gerek kalmayacak. Kaçtı. Ha 70 askerle falan kaçtı. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Tek korktuğum yer dediğim gibi Tao Chien'in geldiği şu yer ya. Tao Chien'in geldiği bölge biraz korkutuyor. Hocam buraya bir hükümet desteği binası alalım sana zahmet. Ticaret geliri falan var. Bir de askeri altyapı basacağız. Şimdilik şöyle yapalım. Efendim save alalım. Oyunu bugünlük burada bırakalım. 3 krallık serisine gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz zaten hani artık bu seride aksiyon dinmez diye tahmin ediyorum. Zira baktığınız zaman 10 devletle ayrı bir savaşımız var. 2 devletle de ayrı bir savaşımız var. Bu iki devletle Kral Mulu ve Shuhan Dukalı ile aramızdaki savaş ittifak savaşı. O yüzden Liu Chong ilgileniyor onunla. Ona yemek falan gönderiyorum böyle. O da bu herifi darlıyor. Olayı o. Mulu'ya karşı hiçbir şey yapamam.
Buradaki savaşı da yani 10 vs 1 mücadeleyi de er geç kazanacağız. Yani önce güneyi komple emniyete alacağız. Sonra orduları sınıra yığıp vura vura, vura vura, vura vura ilerleyeceğiz. Sefacığım en iyi Total War oyunu bilmiyorum ya. Warhammer'dan da keyif alıyorum. Şeyden de Three Kingdoms'tan da keyif alıyorum. Bu arada saygı gösterilen biriyiz abi. Savaşta müttefikimize destek olduğumuz için +33 saygınlığımız müthiş. Neyse izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler.